Genç bir kadın elindeki kılıçla bir adamın kellesini gövdesinden ayırıyor. Yaşlı bir hizmetçi öfke dolu bakışlarla bu korkunç sahneyi izliyor. Adamın gözleri açık. Belki de ölmüş. Ama sol eli beyaz çarşafı sıkıca tutuyor. Sağ elinin duruşuysa bedeninin henüz pes etmediğini gösteriyor. Çarşafa henüz bulaşmış kana bakılırsa olay saniyeler önce başlamış ve hala devam ediyor. Geride bu korkunç cinayete tanıklık eden kanın ve zaferin simgesi büyük kırmızı perde. Resmin adı Judith Holofernes'i kellesinden ederken. Yapılış tarihi 1598. Peki kim bunlar? Genç kadını bu akıl almaz şiddete ne itmiş olabilir? Ressamların en serti, en karanlığı ve kasvet sahnelerinin en beceriklisi Caravaggio'nun fırçasından çıkma bu resim, bugün Batı dünyasının ezbere bildiği ve o kadar da şiddet algılamadığı bir resim. Çünkü gerisinde yatan bellek, şiddeti neredeyse yalıtır. Tablonun tarihsel bağlamı, eski ahitte geçen ve Batı resminde sık kullanılan bir hikayeye dayanır. Judith ve Holofernes. Babil kralı Nabukadnezor, Asur generali Holofernes'e bir görev verir ve Yahudilerin yaşadığı Betulya köyünü kuşatmasını emreder. Köy kuşatılır. Bu arada genç ve güzelliğiyle tanınan Judith adında dul bir Yahudi kadın, kurnazca bir planla Holofernes'in çadırına girmeyi başarır. Holofernes'in bu güzellik karşısında başı döner ve sarhoş olup kendini tamamen kaybettiği bir anda Judith eline geçirdiği kılıçla Holofernes'in başını gövdesinden ayırır. Elinde kesilmiş başla çadırdan çıkan Judith'i gören askerler büyük bir korku içinde kaçarlar. Böylece Judith halkını esaretten kurtarır. Ancak Caravaggio dışında bu olayı betimleyen tüm resimler Caravaggio'daki şok etkisini vermez. Özellikle Judith'in yüzündeki nefreti ve öfkeyi hiçbir resim hakkıyla teslim edemez. Bu yüzden hepsi tarihsel ve dini bağlamından koparılmış, sadece şiddet kokan resimler olmaktan öteye geçemez. Üstelik birçoğunda Caravaggio'nun anatomi becerisi yoktur. Gerçekte Caravaggio da 16. yüzyıl sonlarında Engizisyon'un gerçekleştirdiği idamları örnek almıştır. Holofernes'in yüzünün ve gövdesinin duruşu, kellesinden edilen gerçek insanların görünümüne çok yakındır. Ancak bu sahne aynı zamanda erdemin şeytana karşı kazandığı zafer olarak betimlenir. Judith'in temsil ettiği erdem, güzellik ve temizlik, şeytanı temsil eden Holofernes'in kurnazlığına üstün gelir. Ve şeytanın giriştiği arsız eylemin sonucu işte budur. Caravaggio, Holofernes'in yüzündeki şiddete psikolojik etkiyi de eklemeyi ihmal etmez. Sahnenin gerçekleşme anı tam olarak insanın yaşamdan ölüme geçiş anı. Varoluşun yerini yok oluşa teslim ettiği korkunç bir an. Holofernes'in çığlık atan ağzı bu anın en büyük göstergesi. Ve bu resme bakan hiç kimse böyle bir anı yaşamak istemez. O halde yapılması gereken, Caravaggio'nun büyük bir şiddet sahnesi ve vurgusuyla göstermek istediği gibi erdemden şaşmamak. İşte ressamın evrensel başarısı.